kırmızı hem en güzel güllerin rengidir, hem de cenk meydanlarında toprağa düşen yiğitlerin kanının, ölümün rengi. Bir kaftanın rengi kırmızı olur ise, onu ancak ve ancak mutlak güce sahip olan padişah efendimiz giyebilir. Zira kırmızı kaftan hükümranlığın alametidir ve ölümün. Yüce hünkârımız Divan-ı Hümayun'a kırmızı bir kaftanla gelir ise, o gün divan erkanından bir hain mutlak surette idam edilir. İşte bu yüzden anlattıklarınız doğruysa şayet, Derviş Paşa, merhum Sultan Mehmed'in katili ise, hünkârımızın o kırmızı kaftanı giymesi yakındır. Merak etmeyin paşam, göreceksiniz. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacaktır. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Ben gerçekten... Başın büyük belada Handan Sultan. Dua et bir şey olmasın. Derhal hekim çağırın. Yardım edin siz de çabuk. Sarsmayın, dikkatli olun. Aman yarabbim. Gel. Ahmet anlatacağını söyledi. Şahit. Şahit. Bir şahidim var dedi. Ben kendimi kaybettim hacı. O şahit her kimse hemen bulmalıyız. Çok geç olmadan onun işini bitirmeliyiz. Kim olduğunu biliyorum Sultan. Biliyor musun? Kim peki söyle?
Söyle. Benim sultanım. Güzel sultana şahit gidecek olan benim. Malum savaşlar yüzünden devlet ailenin masrafı bir hayli arttı. Bundan mütevellit bazı tedbirler almak gerekti. Her evden cumba başına 1000 akçe vergi alınacağı yazıyor burada. Çok değil mi? Şu aşağılı konakları inşa ettiren zadegan için bu meblağ hayli makul. Zor günlerden geçiyoruz. Herkes üzerine düşen fedakarlığı yapmalı. Hasolabaşım. Sultanım. Hünkârımızı görmem lazım. Emriniz olur. Getirdiler. Koynumda yılan beslemişim demek. Bunu da mı görecektim? Beni sırtımdan hançerleyecektin öyle mi acı? Sultanım. Ben... ne yapıyorsam... sizin için yapıyorum. Sizi korumak için. Düşmanlarımla birlik olacaksın. Aleyhime şahitlik edeceksin.
Ve bütün bunları beni korumak için yapıyorsun öyle mi? İhanet bu. İhanet. Alenen ihanet bu. Sultanım. Derviş Paşa bir katil. Zinhar kurtuluşu. Ve eğer siz onu korumaya devam ederseniz siz de aynı felakete sürükleneceksiniz. Sultanım. Oysa şimdi elimizde bir fırsat var. Eğer Kösem Sultan dediklerini yaparsak size hiçbir zarar gelmeyecek. Zinhar teslim olmayacağım. Bir yolunu bulacağım. Ben bir yolunu bulacağım hacı. Bu mesele kapanacak. Ve sen de onca yılın hatırına susacaksın. Anladın mı beni? Susacaksın. Suratıma bak. Susacaksın. Yüksek Akar'a sahip vakıfların gelirleri de bir müddet hazineye borç olarak aktarılacak. Varlıklı ecnebilerin altın ve gümüş müceferatını bedelini ileriki tarihte ödemek üzere hazineye kaydettik. Bu sayede rahat bir nefes alacağız. Mührü aldığından beri boş durmamışsın derviş. Aile. İnşallah her şeyi iyi hesap etmişsindir. Şikayet işitmek istemem. Gel. Hünkârım. Hümaşah Sultan geldiler. Mesele mühimmiş. Gelsin. Sultan. Hünkârım. Hoş geldiniz sultanım. Nedir bu kadar mühim olan? Handan Sultan'ın yanına gittim. Aralarında ne geçti bilmiyorum. Fakat Kösem'i yerde buldum. Kanlar içindeydi. Eğer sultanımıza bir şey olursa haremde taş üzerine taş bırakmam bilesin acaba. Neler oldu? Ne yaptın sultanımıza? Dur yahu dur. Benim bir kabahatim yok. Kim kadın? Vaziyeti nedir? Ne oldu? Başına vurulmuş hünkârım yahut düştüler bilemiyorum. Lakin şükürler olsun yarası kötü değil. Bu meselenin sizinle alakalı olduğunu biliyorum. Sizin sırrınızla alakalı. Ne sırrından bahsediyorsun sen? Lafı dolandırmayacağım. Nasıl bir suça bulaştığınızı biliyorum. Kösem Sultan gibi. Ben de sizin kirli ve karanlık mazinizden haberdarım. Ne demek şimdi bu? Merhum hünkârımız. Sultan Mehmet Han'ı sizin zehirlediğinizi biliyorum demek. Mehmet Giray. Onunla konuştun öyle değil mi? Senin de aklına gelmiş belli. Bir deli kuyuya taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. O gafilin yalanlarına nasıl inanırsın Zülfikar?
Hadi inandın. Karşıma geçip beni itham etmeye nasıl cüret edersin? İnşallah elinde bir delil vardır. Validen nerede acaba? Dairesinde her hünkârım. Lakin siz onu yok ettiniz. Mesnetsiz lakırtılar bunlar. Hepsi yalan. Reyhan'a şahitlik etmesin diye yok etmediniz mi onu? Ha? Doğru değil mi bu? Mehmet Giray'dan da bu sebeple kurtulmak istiyorsunuz. O yüzden onu Kırım'a göndermek istiyorsunuz. Doğru değil mi bunlar? İtiraf edin. Suçunuzu itiraf edin. Bre gafil, sen kimsin? Kim oluyorsun da benimle hünkârımızın vekili mutlakıyla böyle konuşursun? Bu cüretin bedelini ödeteceğim sana. Hünkârımızın hali halde El Menekşe. Ne oldu ki acaba? Mesdur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Validem, derhal izahat bekliyorum. Kösem Sultan nasıl bu hale geldi? Aranızda ne geçti? Benim bir günahım yok aslanım. Kösem haddini aştı. Türlü hakaretler edip bana saldırmaya cüret etti. Üstüme yürüdü. Ben de kendimi müdafaa ettim. Sultanım. Kösem Sultanım. Oh. İyi misiniz? Başım çok ağrıyor. Şükredin. Allah muhafaza gözlerinizi açamayabilirdiniz. Sultanım. Şükürler olsun. İyisiniz. Nasıl desem ben... Ağzında ne geveliyorsun hacı? Söylesene. Handan Sultan şahidinizin ben olduğumu öğrendi. Ve susmamı istiyorlar. Sultanımızdan yana korkum yok lakin... Derviş Paşa. Eğer bunu öğrenirse... Canımı almak isteyecektir. Korkma Hacı. İkisi de yolun sonuna geldi. İkisi de mi? Sultanım, bana söz verdiniz. Ne olursa olsun Handan Sultan'a zarar gelmeyecek. Paşa'ya olan alakası zinhar ifşa olmayacak dediniz. Ben sözlerimi tutarım Hacı. Sen? Kösem neden böyle bir şey yapsın validem? Neden saldırsın size? Kösem, 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 kösem. Ben senin validenim. Benim sözümün hiçbir kıymeti yok mu senin nazarında? Sualime cevap verin. Halime Sultan'ı sırça köşkte yakaladım. Şehzade Mustafa ile görüşüyormuş. Tüm bunları tertip edense kösenmiş meğer. İkaz etmek için yanıma çağırdım. Bir anda nevri döndü. İşte hakikat bu. Kösem iyice kibre kapıldı Ahmet.
kimseye hesabı aldığı yok. Kendine gelsin bakalım, o ne diyecek? Ne diyecek aslanım? Kabahatini inkar edecek elbet. Kendini aklamaya çalışacak, suçu bana atacak. Gel Bülbül, gel. Afiyet olsun sultanım. Merakımı mazur görün sultanım. Malum Safiye sultanımızı ziyaret ettiniz. Güneşimiz, ışığımız afiyettedirler inşallah. Validemin saati yerinde çok şükür. Şükür. Dili başka söylese de gözlerinde gördüm. Kalbinde, ruhunda derin yaralar var. Ama zinhar pişman değil. Hatalarını kabul etmiyor. Kendisi haricinde herkesi suçluyor. Tıpkı senin gibi. Sultanım, siz de gelir gelmez olayların içine düşmüşsünüz. Kösem Sultan... Bu raddeye nasıl geldiler akıl alır gibi değil. Kösem Handan Sultan'ın gözünü döndürecek ne yaptı merak ediyorum. Muhakkak öğrenmemiz lazım. Hayırdır İskender Ağam? Bütün gün yoktunuz. İşlerim vardı Gürbüz. Ne oldu? Bir aksilik mi var? Yok ağam, ne aksiliği? Safiye Sultanımız bir ara sizi sual etti. O yüzden. Sultanım, beni sual etmişsiniz. Hünkâr torunumuz bilhassa bu kuleyi seçti. Sabah akşam saraya, eski muhteşem hayatımıza bakalım da daha çok acı çekelim istedi. Acı verdiği doğrudur. Lakin aynı zamanda dayanma gücü de veriyor. Zira her baktığımızda tekrar döneceğimiz günü hayal ediyoruz. Dönmenizin tek yolu hünkârımızın sizi bağışlaması. Ki şu anda pek mümkün görünmüyor. Lakin ileride ne olacağını bilemeyiz. İskender. Senden bir şey istesek yapar mısın? Ne istediğinize bağlı sultanım. Seni.
Beni öyle korkuttun ki. Nasılsın şimdi? Ağrısızın var mı? İyiyim. Biraz başım ağrıyor sadece. Konuşabilecek misin peki? Neler olduğunu anlatabilecek misin bana? Zira validem Halime Sultan'ı gizlice sırça köşke soktuğunu öğrenmiş. Bu yüzden seni ikaz edince de saldırdığını söyledi. Şehzademiz Mustafa iyi değildi. Hasta düşmesinden korktum. O yüzden bazı vakitler annesini görmesine müsaade ettim. Validem doğru söylüyor yani, öyle mi? Bu daha evvelki bir mesele. Hadiseyle alakası yok. Ayrıca ben zinhar saldırmadım. Yapar mıyım öyle bir şey? Olabilir mi hiç? Mümkün mü Ahmet? Anlat o halde ne oldu? Beni bağışla. Lakin bunu sana Handan Sultanımızın anlatması lazım. Bugün değilse yarın muhakkak anlatacak. Keşke hemen ayaklanmasaydınız, biraz daha istirahat etseydiniz sultanım. Kaybedecek vakit yok Cennet. Öyle de Hacı Ağa'ya güven olur mu bilmem. O zaman hepsini aynı kuyuya atarız, olur biter. Papatya şurubu sultanım. Rahatlatır biraz. Gel. Gel. Ne demeye geldin? Tehdit mi edeceksin yine beni? Taşıdığınız sırların yükü size ağır gelmiş olmalı. Zira bana yaptığınızın bir izahı yok. Nefesini boşuna tüketme Gözlem. Aslanım yalanlarına, iftiralarına inanmadı. Bir şahidin de yok artık. Henüz hünkârımıza hiçbir şey anlatmadım. Lakin anlattığım vakit Hacı Ağa da benimle olacak. Öyle değil mi Hacı Ağa? Doğrudur sultanım. Elizabeth, senin güzel. Yavaş ol hatun. Onun tek tüyü bile senden daha kıymetli. Bir kedimiz eksik. Sakın bir daha hürmette kusur etme. Ne olursa olsun karşında bir sultan var. Unutma. Madem öyle, ne demeye geldin buraya? Git. Git anlat. Ne anlatacaksan anlat. Sen de şahitlik edersin Hacı Ağa. El birliğiyle kazın kuyumu.
Hünkârımıza ben değil, siz anlatacaksınız. Derviş Paşa'nın padişah katili olduğunu siz söyleyeceksiniz. Derviş'in sonu benim elimden olsun istiyorsun, öyle mi? Evet, ödeyeceğiniz bedel bu. Paşa'yı ölüme siz göndereceksiniz. Aksi halde hünkârımıza biz gideriz. O vakit sadece Derviş Paşa'nın bir padişah katili olduğunu açıklamakla kalmaz. Aynı zamanda size meftun olduğunu da söyleriz. Yalvarıyorum size. Kösem Sultan'ın dediklerine kulak verin. Başka çıkar yol yok. Bırakın Derviş Paşa layığını bulsun. Siz kendinizi, hanedanımızın itibarını düşünün. Seni sadık bir adam bilirdim. Yazık. Ah acaba. Ölümün İhanetinden daha az üzerdi beni. İstediğini yapacağım. Lakin bana biraz zaman ver. Benim için kolay değil. Yarın akşama kadar vaktiniz var. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız İskender. Sağ ol. İnşallah bizim yüzümüzden laf işitmezsin. Eski saraydaki ağaların dediğine göre siz gittiğinizden beri pek huzursuzmuş. Keyfi yerine geldi. Sultanım, kediniz avluda duracak. Siz ne vakit isterseniz ağalar size getirecekler. Ala. Nerelisin sen? Nereden geldin İskender? Avusturyalıyım sultanım. Avusturya'dan. Aileni hatırlıyor musun? Uzun zaman oldu. Pek bir şey hatırlamıyorum. Biz de Venedik'ten geldik bir vakitler. Ağaçların tohumları gibi rüzgar nereden savurursa oraya kök salarız. Salarız da hangi ağacın tohumuysak sonu da o ağaç oluruz. Çınar nerede filizlenirse filizlensin. Çınardır. Öyle değil mi? Sultan. Felaket Derviş. Acaba ihanet etti. Kösem'e şahitlik edecek. Anlaşılan o ki bütün dünya bize karşı belli olmuş sultan. Zülfikar'ın her şeyden haberi var. Alenen beni tehdit etti. Kösem seni ifşa etmemi istiyor. Ancak bu şekilde bana meftun olduğunu gizlermiş. Zaman kazanmak için kabul ettim. Lakin dediklerini asla yapmayacağım Derviş. Sana asla ihanet etmeyeceğim. Bundan şüphem yok. Lakin bütün suç ve günah benim. Eğer biri bunun bedelini ödeyecekse ben olmalıyım.
Ben çıkar hünkârımızla konuşurum. Her şeyi itiraf ederim. Hayır. Hayır olmaz. Zinhar olmaz. Benim yüzümden zarar görmenize izin vermeyeceğim. Derviş. Biliyorum yaparsın. Hem de hiç düşünmeden yaparsın. Lakin sonra ne olacak? Bu alçaklara güven olur mu? Ne malum istediklerini aldıktan sonra beni de ateşe atmayacaklar. Doğru. O vakit geriye tek bir yol kaldı sultanım. Sırrı bilen herkesi susturacağız. Can. Sultanım. Sultanım dikkat edin. Heyecan bir kap getirir, midem çok kötü. Melike, koş hekim kadına haber ver, derhal buraya gelsin. Tamam. Kızlar bir kap verin size. Hanzadem, Kırım'a götürmeniz icap eden mektup. Hünkârımız nerede? Sabah namazından sonra Derviş Paşa ile tebdili kıyafet çıktılar has odabaşım. Hala. Ben odamdayım. Ağam yemeğiniz hazır. Sofra kurulsun mu? Kurun. İyi oldu derviş. İyi oldu. Sarayda iyice bunalmıştım. Farkındayım hünkârım. Birlikte esnafı teftiş ederiz. Akabinde arzu ederseniz mimar başınıza gideriz. Kendisine hayalini kurduğunuz camiden bahsettim zira. Gideriz. Gideriz elbet. Rahat dur Hacı Ağa, yoksa keserim gırtlağını.
Başka bir emriniz var mı? Yok, çıkabiliriz. Hasada başım, Hümaşah Sultanımız geldiler. Gelsinler. Adam ne yapıyorum ben? Sultanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Validemin yanına gitmek istiyorum, ona haber edeyim dedim. Anlaşılan vakitsiz geldim. Hah. Yok, estağfurullah. Yani siz... Zülfikar. Kadınlara haber verdiniz mi? Verdik. Ne yediniz, ne iş? Suyun içine zehir katmışlar. Zehirlemişler. Ağlar! Hayrolsun sultanım. Yastığı getir, şuradan kafasının altına koy. Zehirlemişler. Şifane götürelim sultanım. Vakit yok. Zehri hemen vücudundan atmalıyız, yok söyleyecek. Şuradan suyu getir, bak böyle. Huni bul sen de. Ağları çağır, çabuk. Dayan Zülfikar, dayan. Dayan. Buyurun beyim, buyurun. Hakiki dımaş kumaşlar bunlar. Kaça veriyorsun bir topunu? 20 akçe beyzadem. Malımız iyidir, kalitelidir. Evladiyeliktir.
Ver bakayım şundan bir tane. İşler nasıl gidiyor? Akmasa da damlıyor beyim. Vallahi esnafın hali perişan. Başımıza öyle bir bela geldi ki sormayın. Nedir o bela? Derviş Paşa. Vezir-i Azam olduktan sonra öyle vergileri getirdi ki ahali kan ağlıyor, kan. Elde avuçta ne varsa topluyor vicdansız. Nerede kaldı bunlar? Nerede kaldınız siz? Ne oldu? Sultanımızı zehirlediler. Eyvahlar olsun. Sultanımıza bir şey olursa hepinizi mahvederim. Ecan sen başında kal. Hünkârımıza haber verip geleceğim ben. Huni nerede? Nerede kaldınız? Gözlem Sultan'ı görmem lazım derhal. Kimseyi görecek halde değil. Sultanımızı zehirlediler. Tahmin etmiştim. Hacı Ağa'yı da derdest etmişler. Ne diyorsun Sultanım? Allah hepimizi korusun. Seninle son bir kez konuşmak istedim hocam. Bunca yılın hatırını hiç sayamadım. Hay maşallah beyzadem. Siftah senden, bereket Allah'tan. Sakla parayı beyim, sakla. Derviş Paşa görmesin. Aman aman. Dediklerini paşa duymasın. Aman nereden duyacak beyim? O şimdi sarayında oturmuş rüşvetlerini topluyordur. Rüşvet mi? Rüşvet ya. Geçenlerde toplamış tüccarları limanda. Her ay bilmem kaç bin altını vermezseniz ticaret yapamazsınız buyurmuş. Topladıkları onca vergi yetmiyormuş gibi. Cumba vergisi bile çıktı. Neymiş efendim? Evlerin cumbası sokağı işgal ediyormuş. Ha. Yahudi Sarraf Solomon Efendi var. Adamcağız her gün ağlıyor. Paşamız konak yaptırtıyormuş ona. Bir kuruş para da vermiyormuş ya. Sultanahmet ne diyor bu işlere? Onu nasıl bilirsiniz? Hünkârımız neylesin? Dört yanını hırsızlar, hainler sarmış. Allah bilir, haberi bile yoktur bunlardan. Yakında esnaf ve ahali adalet padişahım adalet diye kapısına dikilirse belki haber olur. Bizi kurtarsa Kösem Sultan kurtarır. Kösem Sultan mı? Kösem Sultan ya. Allah ondan razı olsun. Yaptıklarını işitiyoruz. İnsan suretinde melek diyorlar. En son bir sandık altını bağışlamış. Hüdayi Hazretleri bizzat kapı kapı dolaşıp dağıtmış. Yahu Beyzadem, senin de dünyadan haberin yok ha.
sultanım. Müsaadenizle. Dervişbaşı için kendinizi ateşe atıyorsunuz. Yapmayın. Hala anlamadın değil mi? Derviş Paşa ne yaptıysa hünkâr oğlum için yaptı. Onu korumak için yaptı. Hala nasıl itimat edebilirsiniz ki ona? Yarın öbür gün başka bir şehzade için hünkârımızın canına kıymayacağı ne malum? Sen çoktan Kösem'in tarafına geçmişsin. Ağlar. Ağlar, müsaade edin. İki rekat namaz kılayım. Sonra alın canımı. Şimdi ne yapacağız sultanım? Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız Menekşe. Sultanım, müjdeler olsun. Müjde mi? Sizi kıvrandıran zehir değil, gebesiniz sultanım. Sultanımız gibi. Hep Cennet Kalfa'nın işleri hepimizi telaşa düşürdü. Hadi Zülfikar. Hadi. Aman yarabbim. Neler oldu burada sultanım? Zehirlemişler Cennet. Elimden geleni yaptım lakin... Vergilerden haberim var derviş. Lakin bu tüccar meselesi nedir? Limanda toplamışsın herkesi. Tek bir kuruş dahi kursağımdan geçmedi hünkârım. Hepsini hazineye aktardım. Hünkârım. Murat Paşa, müzakereler ne vaziyette? Maalesef ne kadar çabalasam da geri adım atmıyorlar. Şartlarında ısrarcılar. Buraya, köşeye sıkıştığımızı mı söylemeye geldiniz paşam? Ben elimden gelen neyse onu yaptım. Arzu ederseniz müzakerelere siz devam edin Vezir-i Azam Hazretleri. Fikirlerini değiştirebilecek misiniz merak ediyorum. Kâfi. Benimle gelin. Bülbül ağam. Nasuh Paşa yolladı bizi. Ben de size bakınıyorum. Neredesiniz? Zaten zor çıktım saraydan. Vazifemiz nedir ağam? Ne yapacağız? Soru yok. Vazife gizli. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Geçin köşede bekleyin.
su soğuk. Sıcağını getir. İsterseniz süt getireyim sultanım. Sütle yıkanın. Yallah. Ne emrediyorsak onu yapacaksın. Siz kendinizi hala sultan mı zannediyorsunuz? Geçti o devirler. Saygısız. Selahattin efendim. Hoş geldin Selahattin efendi. Hoş bulduk. Şimdi söyle bakalım. Kayıp şehzademiz hangisidir? Daha gelmemiş Bülbül ağa. Şimdi kapıdan giren delikanlı. İskender. İskender. Selahattin efendi emin misin? Evet Bülbül ağa, tılsımlı gömleği getiren delikanlı bu. Sırtında da doğum lekesi vardı. Ey yumurtaya can veren Rabbim. Dibimizdeymiş yıllarca, fark etmemişiz. Sultanımıza da benziyor aslında. Durun sultanım, yapmayın. Defol! Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Yanına gitmeyecek miyiz? Dur, bekle. Bundan sonrasıyla ben alakadar olurum. Sağ ol. Bu meseleyi senden başka bilen var mı? Yok, vallahi kimseye tek kelime dahi etmedim. Hala. Siz Selahattin Efendi'yi evine götürün. Sağ ol Selahattin Efendi. Her şey için sağ ol. Gel. Cennet acağı kaybolmuş diyorlar. Bir tek acağı olsa iyi. Zülfikar ağayı da zehirlemişler. Elçiye haber yolla Murat Paşa.
şartları kabul edeceğiz. Sulh anlaşması için hazırlık yapasın. En doğru kararı verdiniz hünkârım. Celali'nin işini bitirelim, sonra küffarın da başını ezeriz evvelallah. Müsaade buyurun, müzakereye ben devam edeyim hünkârım. Kâfi Derviş Paşa. Artık tüm gücümüzü toplamanın vakti geldi. O halde evvela Avusturyalılar verdikleri sözü tutsunlar. Taahhüt ettikleri 2 kere 100.000 florini ödesinler. Makul. Alakadar ol Murat Paşa. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Hünkârım. Has oda başınız Zülfikar Ağa zehirlenmiş. Şimdi vaziyeti nasıl? Hümaşa Sultan müdahale etmiş. Kömür suyu içirmiş. Lakin hayli kötü, iyileşmesi güç. Hümaşa Sultan niye oradaymış ki? Vallahi hiç anlamadım. Zehirlendiğinde yanındaydı Zahar. Sultan. Hacı Ağa kayıp öldü diyorlar. Zülfikar Ağa da zehirlenmiş. İşittim. Mehmet Güray'ın da canını almış birileri. Allah rahmet eylesin. Hadi herkesi susturdunuz diyelim. Beni nasıl susturacaksınız? Akşam hünkâr oğlum daireme geliyor. Sen de gel. Ne anlatıyorsan anlat. Lakin bil ki seni tasvip edecek kimse yok artık. Ne siz ne Derviş Paşa kurtulamazsınız bu işten. Hünkârımız bu ölümlerin hesabını soracaktır. Soracaktır elbet. Lakin bizden değil. Safiye Sultan'dan. Zira üçünün de ortak düşmanı malum. Bence sen de dikkatli ol. Safiye'nin sonraki kurbanı olma. Beni validemin yanına götürmesi için geldim. Sofra başındaydı. Belli ki biri şerbetin içine zehir koymuş. Birden fenalaşınca ben de müdahale ettim. Böyle bir şey Derviş Paşa. Yanı başımdaki odaya nasıl zehir sokarlar? Derhal tetkik edelim hünkârım. Her kim yaptıysa bunun bedelini ödeyecek. Artık ne yapacağız bilmiyorum sultanım. Bence siz de vazgeçin. Zinhar ispat edemezsiniz. Oyun mu yiyeceğiz cennet? Yaptıkları yanlarına kâr mı kalsın? Ah! Felaket tellalı da geldi. Söyle bakalım Menekşe. Bu sefer kimin canı yandı? Sultanım, Halime Sultanımız sizi bekliyorlar. Muhakkak gelmeniz lazım. Thank you.
Selahattin dede. Başımız sağ olsun. Nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Komşusu bulmuş az evvel. Bugün benimle buluşacaktı. Bekledim. Gelmeyince... Takdir ilahi. Ecelin ne vakit kapımızı çalacağı meçhul. Zülfikar ve Mehmet Kiray aynı anda saldırıya uğramış. Neler oluyor derviş? Safiye Sultan. Kule kapatılmasının öcünü almak istiyorum. Onun işi mi bu? Başka kim olabilir? Malum Zülfikar da Mehmet Kiray da Safiye Sultan'ın yaptığı saray baskınına mani olmuşlar. Kösem Sultan'a da bu yüzden saldırmamış mıydı zaten? Hacı Ağa, şükürler olsun yaşıyorsun. Halime Sultanımız son anda yetişti. Çok şükür. Birinin taşın altına ne sokması gerekiyordu. O ben oldum Gözem. Hepimizi büyük bir dertten kurtardınız Sultanım. İnşallah işe yarar. Yarayacak. Hiç endişeniz olmasın. Yarayacak. Neden beni görmek istediniz valide? İşitmediniz mi hadiseleri? Bu yüzden çağırdım aslanım. Bir olmalıyız. Birlikte olmalıyız ki Safiye Sultan bu vaziyetimizden daha fazla faydalanmasın. Kösem'i de davet ettim. Aramızda olanlara bir son vermek için. Lakin gelmedi. Kösem o gün bana söylediklerinizi kabul etmedi. Her şeyi sizin anlatacağınızı söyledi. Ne diyebilir ki başka? İnkar edecek elbet. Gel. Hünkârım. Valide Sultanım. Gel Kösem, gel otur. Biz de seni bekliyorduk. Nihayet geldin. Bağışlayın, geciktim. Şehzadelerimle meşguldüm. Şu martılar gibi benim de kanadım olaydı da... uçup müjdeli haberi sultanıma vereydim. Neymiş bu haber? Hiçbir şey sultanım. Harem karıştı ya, onu diyorum. Bir zamanlar bize karşı olanlar şimdi birbirlerini yiyorlar. Zülfikar Ağa bugün neredeyse gözümün önünde can veriyordu. İnşallah iyileşir. İşittim sultanım. Af buyurun lakin bıraksaydınız da layığını bulsaydı. Malum Kösem Sultan'la işbirliği yapıp Safiye Sultan'ımıza etmediğini bırakmadı. Zülfikar Ağa hünkârımıza sadık bir nefer. Vazifesini yapıyor sadece. Bugün zehirlendiğinde dervişin adını aykırdı. Belli ki onun yaptığını düşünüyor. Yakında kokusu çıkar sultanım. Thank you.
Hayrola? Ne yapıyorsun sen burada? Şifalı ot kaynattım. Vücudu zehrin atsın da kendine gelsin diye içiriyorum. İçirme. Büyü mü yapıyorsun, ne yapıyorsun? İyileşeceği varsa iyileşmeyecek. Ne büyüsü yapacakmışım? Aşk büyüsü. Senin ne yapacağın belli olmaz. Dön odana. Ben alakadar olurum. Büyüye ihtiyacım var sanki. Zor günlerden geçiyoruz Kösem. Seni bu yüzden çağırdım. Zira artık haremde huzur istiyorum. Benim de tek arzum bu sultan. Gel. Eğer hünkârımıza hakikati açıklarsanız hepimiz huzur buluruz. Ne demek oluyor bu? Ne hakikatinden bahsediyorsunuz? Derhal izahat verin. Hünkârım, Derviş Paşa ile alakalı bilmediğiniz korkunç bir hakikat var. Öyle değil mi sultanım? Beni aslanımla yalnız bırakın. Bunu benden duysun isterim. Veziri Azam Hazretleri, sizin için inşa ettirdiğim konak birkaç ay içinde bitecek. Yalnız bir mesele vardır. Ne oldu Salman Efendi? Söyle. Canınızı sıkmak istemem paşam. Lakin masraflar ödediğiniz meblağa az değil. Merhum baban. Sultan Mehmet Han. Abin Şehzade Mahmud'un canını kıydıktan sonra sıranın sana geleceğini biliyordum. Derviş de biliyordum. Kösem'in bahsettiği sır ne? Validem. Derviş. Derviş. Seni 5 yaşından beri kollayan, seni bir evlat şefkatiyle seven derviş. Senin hayatını korumak için büyük bir günah işledi Ahmet. Merhum Sultan Mehmet Han. Mecbur kaldığı için yapmış aslanım. Siz ne diyorsunuz validem? Yoksa baban, abin gibi seni de öldürmeye çalışacaktı. Senin canına da kıyacaktı Ahmet.
Mecbur kaldığı için yapacağız. Sağda solda bu yüzden beni şikayet edermişsin. Beni yolunca kaz mı belledin? Soluma efendi. Bağışlayın pasam. Kulüle Mali efendi senindir. Ben sizin kulünüzüm. Sizin sayenizde bu kadar mal kazandım. Tek kuş daha istemem pasam. Yalnız belki sorarsınız diye defter ettirdim hepsini. Hala. Safiye Sultan'dan kazandıklarına sayarsın. Malum devleti soyup sonra çevirdiniz. Yıkın karşımda. Sultan. Buraya kadarmış. Handan Sultan. Cezasını çekmeyecek mi? Derviş Paşa'nın bir padişah katili olduğunu söylemek ona kaldı. Bu kadar mı sultanım? Derviş Paşa ile aralarındaki münasebetten hünkârımız haberdar olmayacak mı? Böylesi en münasebi. Hünkârımızın kalbi zaten yeterince kırılacak. Bari onu öğrenmesin. Hünkârım. Oh,
Şehzadem, aramadığım yer kalmadı. Şükür buradasınız. Valideniz Handan Sultanımız sizi merak edecek. Saraya dönmemiz lazım. Olmaz. Ben bir daha dönmeyeceğim saraya. Nedenmiş o? Nedir o şehzadem? Hünkâr babamdan sevdiği tesbih. Oynamak için almıştım ama koptu. Çok kızacak bana. Bir bakabilir miyim? Merak etme şehzadem. Ben bu taşları dizer, kimse anlamadan yerine koyarım. Thank you.
Siz hünkârım, siz Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yedi iklimin sultanı, üç kıtanın padişahı, Sultan Ahmet Han'sınız artık. Siz gün, biz gece, siz su, biz çorak toprağız. Siz bir aslan, bizlerle kuzuyuz. Demem o ki hünkârım, şimdi güneş gibi doğmanın vaktidir. Bir ırmak gibi çağlamanın ve de bir aslan gibi kükremenin. Gel. İşittiklerinden sonra iyi olmak, kuvvetli durmak zor biliyorum. Lakin seni böyle görünce benim de içim parçalanıyor. Sen ne zamandır biliyordun güzel? Yeni öğrendim. Andan Sultanımızın söylemesini istedim. Lakin validem Dervişpaşa'yı korumayı seçti. Dün gece de yaptığı buydu zaten. Şimdi anlıyorum her şeyi. Zülfikar bu yüzden zehirlendi. Mehmet Giray bu yüzden vuruldu. Hepsi sırrı saklamak için. Rabbim beni dostlarımdan sakınsın. Hadiselerden mütevellit söyleyemedim. Belki bir teselli olur. Hamileyim. Evladımız daha olacak. Hayal ettiğimiz gibi büyük bir aile olacağız. Vezir-i Azam Hazretleri. Söyle. Hünkârımız Tokat bahçesindeki av köşküne gitmenizi emretmişler. Nereden icap ettin? Bir malumatım yok paşam. Bana da bu kadarı söylendi. Sevinmedim mi? Sevinmez olur mu? Bahar yağmurları gibi ferahlattın içimi. Ruhuma inen karanlığı aydınlattın.
bir şehzademiz daha olacak. Ya da senin gibi gül yüzlü bir sultanımız. Ağlar. Haremde lokmalar dökülsün, altınlar dağıtılsın. Herkes işitsin, bilsin ki Kösem Sultan hamile. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. İskender. Zülfikar Ağa'nın başına gelenler malum. Ne zaman iyileşir, ayağa kalkar belli olmaz. Az evvel yanındaydım sultanım. Allah acil şifalar versin. Amin. Onun eksikliğini sen dolduracaksın İskender. Hünkârımızın yanında ol. Bu yüzden geldim. Hünkârımız beni emretmişler. Âlâ. Ne olur gözünü kulağını dört aç. Hünkârımız benim en kıymetli varlığım. Her şeyim. Onu gözün gibi sakın. İçiniz rahat olsun sultanım. Hünkârımızın yanına canım feda. Bağışlayın sultanım. İskender çok iyi biri. Pek de yağız yiğit. Bence onunla evlenmek isterim. Yani onun gibi biriyle. Sen evvela büyü de. Gel. Hünkârım. Ava çıkıyorum İskender. Sen de benimle geliyorsun. Şeref duyarım. Gel. Hünkârım, istediğiniz kılıcı getirdim. Hala. Gidelim. Verilmiş sadakanız varmış Hanzadem. Göğsünüze saplanan ok zırhınızı pek geçememiş. Dervişin saldıracağından şüphem yoktu paşam. Tedbirimi aldım. Ona ne oldu? Bir haber var mı? Olsa kulağımıza gelirdi elbet. Öyle bir bataklığa saplandı ki ne kadar çırpınırsa çırpınsın batacak. Yaptıklarının affı olmaz. Hünkârımıza suikast yaptıklarında oradaydım. Derviş Paşa kendini siper etmişti. Sultanahmet'in ona nasıl kıymet verdiğini, nasıl üzüldüğünü bizzat gördüm. Aralarında farklı bir bağ var. Bir baba ve oğul gibi. Affedebilirler mi? Hükmü kestirmek güç. Bekleyip göreceğiz. Hünkârım. Merakımı mazur görün.
Beni buraya niçin çağırdınız? Bir gün olsun saraydan uzaklaşmak istedim derviş. Malum sarayda sular durulmuyor. Her gün yeni bir hadise. Biraz dolaşırız, avlanırız, sohbet ederiz dedim. Hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Bağışlayın, ne oldu ki hünkârım? Kösem Sultan bu sabah hamile olduğunu söyledi bana. Bir evladım daha olacak. Çok sevindim hünkârım. Allah tamamına erdirsin. İskender, çadırı şuraya kurun. Emredersiniz hünkârım. Bu kılıcı hatırladın mı derviş? Bu kılıç... Yıllar evvel sen hediye etmiştin bana. Derviş, yapamıyorum. Abim gibi kız sallayamıyorum işte. Bir de bununla deneyin şehzadem. Duruş. Elinizi gevşek tutun. İşte böyle. Nicedir talim yapmadık seninle. Ne dersin? Eski günlerdeki gibi. Benim için büyük şeref. Lakin boynunuz kulağa çoktan geçmiş hünkârım.
Mehmet. Mehmet'im. Maşallah. İnşallah büyüyünce hünkârımız gibi kudretli, yiğit birer şehzade olacaklar. İnşallah. Onlara iyi bak Göza. Karnındakine de, onlara da iyi bak. Çünkü onlar hanedanımızın filizleri. İstikbali. Çok şükür hanedanımız büyüyor. Sofra hazır sultanım. Sen nereden geldin Köse? Kefalonya'dan mı? Çok uzun zaman oldu. Oradaki hayatım bir hayal gibi artık. Gözyaşı nedir bilmezdim oradayken. Sanki hep ilkbahardı. Hep yazdı. Annesinin bir tanesi. Babasının prensesiydim. Onlar nerede şimdi? Babam kollarımda vefat etti. Valideniz Safiye Sultan'ın emriyle. Sonra hünkârımızın müsaadesiyle mektuplar gönderdim. Annem de fazla yaşamamış. Bir de kız kardeşim vardı. Melek yüzlü benim. Onu yanıma aldırmak istedim. Lakin ulaşamadım. Aslına bakarsanız bu defa bir kızım olsun istiyorum. Kardeşim gibi melek yüzlü bir sultan. Hayırlısı neyse olsun. Amin. Keyfin yerinde İskender. Cihan Padişah'ın yanındayım. Daha ne isterim? Hem arazide uyumaya alışınca en rahat döşekler bile insana batıyor hünkârım. Yıldızlı bir gökyüzü gibi yorgan yok. Hünkârım. Müsaadenizle ben biraz daha odun toplattırayım. Zülfikar için üzüldünüz öyle değil mi? Sonra Mehmet Giray'ın başına gelenler. Etrafımda olup bitenlere inanamıyorum derviş. Ne vakit dinecek bu fırtına bilmiyorum. Kış olmazsa bağrın kıymeti olur mu? Elbet bir gün mevsimi değişecektir kaderinizin. Bahar gelecektir. Sultanım. Üşüyeceksiniz. Aslanım neredeymiş? Neden gelmemiş? Hünkârımız hava çıkmışlar. Bu gece dönmeyeceklermiş. Derviş Paşa da yanındaymış.
Demek öyle. Aslanım canını almak için dervişi ava götürdü. Sence ben adil bir hükümdar mıyım derviş? Şüphesiz ki öylesiniz hünkârım. Her daim ecdadımı rehber edindim kendime. Lakin bazı hususlarda atalarıma, bilhassa da babama benzememek için savaştım. Savaşmaya da devam ediyorum. Onun gibi olmayacağıma dair yemin ettim. Asla onun gibi olmayacağım dedim. Kendi evlatlarıma, kardeşlerime asla kıymayacağım. Hünkâr babamın abimi öldürttüğü gece sıranın bana da geleceğini biliyordum. Senin kapımda günlerce, gecelerce nöbet tuttuğunu da. Yüce Rabbim bizi böyle bir acıdan azat etti çok şükür. Babam kapıma cellatlarını gönderseydi ne yapardın derviş? Mani olmaya çalışırdım. Babam bir padişahtı derviş. Ol dediği olurdu. Nasıl mani olacaktın ki? Olamazdım belki, doğru. Lakin uğrunuzda can verirdim hünkârım. Bu benim için şereflerin en büyüğü olurdu. Neden derviş? Neden? Bir şehzade için hünkârın emirlerine karşı mı gelecektin? Sadakatin nerede senin? Ben size yalnızca sadakatle değil, sevgiyle bağlıyım. Sevgi sadakattan güçlüdür. Peki ya bir gün şehzadelerimden birini benden daha çok seversen? Ya onun sevgisi bana olan sadakatini gölgelerse? İstikbalde ne olacağını kimse bilemez. Ve fakat Rabbimden dilediğim tek şey size sadık bir kul olarak ölmektir. Terzaneye git hacı. Ismarladığım kaftanı divanım için hazır etsinler. Emredersiniz.
Hünkârımız ısmarladık haftanı istiyor. Divanda gidecekmiş. Elbette Hacı, bitmek üzere. Aman yarabbi. Kırmızı kaftan bu. Sultanım. Söyle Bülbül. Safiye Sultanımızı ziyaret edecekmişsiniz. Müsaadeniz olursa bir şeyler göndermek istiyorum. Elizabeth için. Ciğer bıldırcın. Başka bir şey yemez değil mi? Katiyen. Ağzına sürmez. Sultanımızın kedisi fare peşinde koşacak değil ya. Sultanım, bir de mektup yazdım. Hani sultanımızın halini hatırını sormak için. Zülfikar Ağa istirahatte. Size kim refakat edecek sultanım? Valideme muhafızlık eden Yeniçeri. İskender. Evet o. Hala. Sultanım. Aslanım döndü mü? Döndü sultanım. Öğlen namazından evvel divanım var. Derviş. Dervişten haber var mı? Sarayına dönmüşler sultanım. Ah, çok şükür. Çok şükür aslanım affetmiş. Kıyamamış. Sultanım. Derviş Paşa'yı vurdun. Artık ondan size fayda yok. Yolun sonuna geldi. Ne demek bu? Hünkârımız divana katılırken giymek istediler. Sultanım, hüküm verilmiş belli ki. Derviş Paşa'yı affetmemiş. Al bunu. Gürbüzağa'ya verirsin. Nedir bu sultanım? Elizabeth için bir şeyler hazırlamış Bülbül. Sultanımız, güneşimiz, ışığımız, nihayet size bir müjde verebilmenin saadeti içindeyim. Allah'ın bir mucizesi oldu sultanım. Kayıp şehzadeniz, ecelin elinden kurtardığınız oğlunuz yaşıyor. Dahası kim olduğunu öğrendim. Oğlunuz, şehzademiz, kulede size muhafızlık eden, emniyetinizden mesul İskender'den başkası değil. Thank you.
Sultanım, sakın. Derviş Paşa'nın akıbeti belli. Mani olmayın. Çekil yolumdan. Buyurun Sultan. Maşallah. Validem. Güzel kızımız. Servetimiz. Anlat bakalım. Ne havadisler getirdi saraydan? Gel. Kesem hala nefes alıyor mu? Hünkârımız divanında kırmızı kaftan giyecek. Niyeti belli. Ne demek niyeti belli? Birinin katline ferman verecek demek. Derviş Paşa. Handan Sultanımızın da vaziyetten haberi var. Alelacele çıktı, mani olamadım. Derviş Paşa'nın yanına gidiyor. İkaz edecek ve kaçmasını söyleyecek. Ne yapacağız sultanım? Hiçbir şey. Hünkârımız hükmünü verdikten sonra cihanın öbür ucuna kaçsa nafile.
mezara girip unutulana dek. Derviş paşam. Vezir-i Azam Hazretleri. Paşam. Destur!
Derviş Paşa. Hünkârım. Ahalinin hakkındaki şikayetleri arşa çıktı. Rüşvet almışsın. Haksız yere topladığın vergilerle fukarayı biçare koymuşsun. Yahudi ahaliden aldığın kuyumların karşılığını vermediğin gibi şahsi borçlarını ödememişsin. Bunlar hepsi iftira. İzah edebilirim. Her şeyi biliyorum derviş. Her şeyi. İhanetini biliyorum. Ağlar! Hünkârım, son arzım baki. Ne olur kabul buyurun. Ölümüm celadın elinden değil, siz yüce hünkârımızın elinden olsun.
sultanım. Sakın. Derviş Paşa'nın akıbeti belli. Mani olmayın. Çekil yolumdan.